Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesil ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Sen yarattın, sen gayır, sen yarattın. Sen gayır, sen yarattın, sen gayır. 16 Eylül 2019 günlerden pazartesi saat 12.15 İstanbul 12.10 İstanbul Küçükçekmece Kiterli FSM Medya Grup canlı yayın 5 stüdyolarından hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Canlı yayınımız Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı başladı efendim. Bendeniz FSM Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Hayrullah Çalışır. Değerli konuğumuz, konuşmacı ve Hac ve Ümre Rehberi, İkbal Turizm Rehberi, değerli hocamız Mecit Polat. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız teşekkür hocam? Ediyorum. Sizi sormadım. Allah razı olsun. Mecit hocamız aynı zamanda bizim Ömre hocamızdı. Allah razı olsun. Dostluğumuz Şubat ayı, Ocak ayında beri devam ediyor. Yine aynı zamanda da mahallemizin hocası, Allah razı olsun, burada 30-35 sene ikamet etmiş. Çok muhterem bir hocamız, Allah razı olsun. Cümlemiz. Bugün 2,5-3 saate yakın soru cevap şeklinde konuları işleyeceğiz değerli hocamla inşallah. Bu arada HD yayınla bant yayını sosyal medyada da canlı olarak sizlerle beraberiz. Bu yayınımız daha sonra FSM TV, FSM Haber, Radyo FSM ve Hayrullah Çalışır, Hayrullah FSM TV Çalışır ve sosyal adresleri YouTube'da yayınlanacak. Bunu da şimdiden söylemiş olalım. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Değerli hocamla daha önce de birkaç kez yine stüdyomuzda, ana stüdyomuzda yayın yapmıştık değil mi hocam? Yayına evet, katılmıştınız. Evet, aynen öyle. Evet, Allah razı olsun. Cümlenizle. Öncelikle yayınımıza geçmeden önce Mecit Polat kimdir efendim? Biraz kendinizden bahsedelim. Evet, Abdullah abi ben. Hayırlı. Erzurum Horasan doğumlu. Pasinler. Rahat otur hocam, biraz daha rahat otur. Horasan, Erzurum Horasan doğumlu. Arpaçayır köyünde Ali Polat'ın oğluyum. Maşallah. Doğumum Erzurum. Halen ikametim de Erzurum'da ama yalnız İstanbul'da ikamet ediyorum. Allah, Cenab-ı Allah her şeyi herkese nasip eylesin. Ben burada çocuklarımla beraber iki dilide aşağı yukarı 25-30 sene kaldım. Şimdi Bahçeşehir'e taşınmışım. Ben İkbal Turizm'de Hac Ömre rehberliğini yapıyorum. Ayrıca hocalığını yapıyorum, rehberliğini yapıyorum. Cenab-ı Allah bunu herkese nasip eylesin. Amin. Elimden geldiği kadar Cenab-ı Allah bu feyzi bize verdi. Cenab-ı Allah tarafından gidip geliyorum. Allah herkese nasip eylesin. Şimdi Abdullah abinin söyleyeceği sorularını cevaplandırmaya elimden geldiği kadar çalışmaya çalışacağım. Allah buyurun razı olsun. Abi. Allah razı olsun değerli hocam. Bugün Mecit hocamla stüdyoda değil de bu B stüdyomuzda yapalım dedik. Canlı canlı soru cevap şeklinde olsun. İzleyicilerimize zihinlerinde kalsın. Her soru 10 dakika veya 15 dakika gibi sürecek. Ortalama 12-13 sorumuz var. İnşallah biraz yayınımız akıcı olacak, hoş olacak, güzel olacak inşallah. İnşallah. Tüm izleyicilerimizin bizleri rahatlıkla izlemelerinden yanayız. Rabbim hepimize haç ve ömre yolunda olmayı nasip etsin. Amin. İslam'ın amin. Beş şartından biri olan haccı tüm ümmeti Muhammed olarak yaşamayı nasip etsin diyoruz efendim. Amin. Evet. Değerli hocama İlk sorumu soruyorum efendim. Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını anlatacağız. Bu konuyu işleyeceğiz ama bu konunun öncesi olarak ilk yaratılan ruh kimdir diye böyle bir sorumuz var hocam. İlk yaratılan ruh. Evet, ilk yaratılan evet. Ruh Adem aleyhisselamın ama ondan önce Resulullah'ın ismi yazılıydı. Evet hocam. Peygamber Efendimiz'in. Cenab-ı Allah çünkü dünyayı yarattığı sıra
6 günde dünyayı yarattı. Dedi ben dünyayı dedi Muhammed Mustafa için yarattım dedi. Allah Allah. Resulullah evet dedi benim elçimdir, benim kulumdur ama ben nurumdan yaratmışım. İnsan olarak kendi nurumdan yaratmışım dedi. Muhammed'i insan olarak yarattım ama benim nurumdan yaratılmış dedi. Ben nurumu vermişim ona. Evet. Adem Aleyhisselam'ı yarattığı sıra Cenab-ı Allah dütti. O mühürü Adem Aleyhisselam'a verdi. Resulullah'ın mühürü Adem Aleyhisselam'da kaldı. Allah Allah. Ta ki dünyayı yarattı, dünyayı 6 günde yarattı. Ben dedi dünyayı Peygamber Efendimiz Resulullah için yarattım dedi. Hem de son peygamber olarak dedi yarattım. Tabi mühür Adem Aleyhisselam'a geçtikten sonra Adem Aleyhisselam dünyaya geldi. Adem Aleyhisselam nasıl dünyaya geldi? Adem Aleyhisselam Cenab-ı Allah dünyanın her tarafında toprak getirtirdi melekelerden. Toprağı getirdiler, yoğurdular toprağını. Evet. Bütün toprağı yoğurdular, insan şekline getirdiler. Allah Allah. Kafası da yaratılmamıştı. Kafa yapılmamıştı. Vücudun diğer azaları hazırlandı. Bütün öbür azalar hepsi hazırlandı. Sadece evet. Kafa kaldı. Evet. Cenab-ı Allah kafayı yarattı. Ama kafayı neden yarattı? Nasıl yarattı? Kafayı nurundan yarattı. Kafaya can verdiği sıra o kafada gezmeye dolaştı o canlı. Ruhu canlanmaya başladı. İlk olarak gözlerini açtırdı. Nur verdi o gözlere. Bak bir mercekle görüyoruz. Ufak bir mercekle dünyayı görüyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah dedi dünyayı bir görsün. Adem Aleyhisselam dünyayı gördükten sonra kafa tamamlandı, her şey tamamlandı. Adem Aleyhisselam canlandı. İnsan şeklinde, insan olarak Cenab-ı Allah canlandı. Bütün insanlara dedi ki, insanlar o zaman yoktu. Sadece Adem Aleyhisselam'ı yarattı, şeytanı çağırdı. Evet. Dedi gel dedi, Adem Aleyhisselam'a secde yap dedi. Şeytan dedi ki ben secde yapmam dedi Adem'e. Çünkü sen beni ondan önce yarattın. Beni ateşten yarattın. Onu topraktan yarattın. Meleklerin hocasıyım aynı zamanda. Tabii tabii meleklerin hocasıyım, imamıyım. Ben ona secde yapmam. Etti etmedi Cenab-ı Allah. Şeytan gelmedi. İsyan etti. Allah'a tövbe haşa, Allah'a karşı geldi. Kabul etti. Kabul etmedikten sonra Cenab-ı Allah tuttu bunu dergahından attı. Yalnız şeytan dedi ki ya Rabbi beni dedi kıyametin sonuna kadar bırakacaksın dedi. Allah Allah. Ben Adem Aleyhisselam'ın gelen neslini yoldan çıkaracağım. Bana tapacaklar. Bana mühlet vereceksin. Bana mühlet verecek. Kıyametin sonuna evet. Kadar bana mühlet vereceksin. Evet. Cenab-ı Allah buna mühlet verdi tabi. Adem Aleyhisselam tuttu Cenab-ı Allah Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra tabi Adem Aleyhisselam yalnızdı. Tuttu ne yaptı? Hava anamızla beraber tabi Hava anamız Adem Aleyhisselam'ın sol koltuğundan Cenab-ı Allah yarattı. O sol kemiğinden orada evet, şey yarattı. Ondan sonra yani, ikisi evet. Çıplak birbirlerini gördüler. Görünce Cenab-ı Allah Cebrail Aleyhisselam'a dedi yetiş dedi Adem'e. Adem Hava ile birleşecek. Onun hemen nikahını kıy. Cebrail Aleyhisselam yere indi. Adem Aleyhisselam'la Hava anamızın nikahını kıydı. Tuttu incir yapraklarından. Önlerini arkalarını kapattı. Adem'le Hava anamız böyle buradan nikahlı olarak evlenmiş oldular. Evlenmiş evet. Oldular. Nikah şimdi Adem Aleyhisselam'dan gelmedir. Ne kadar önemli yani değil tabii, mi? Ne kadar önemli. Evet. Çok önemli. Evet.
Ondan sonra Adem Aleyhisselam tabi Hava anamızla evlendikten sonra Cenab-ı Allah düttü Adem Aleyhisselam'la Hava anamızı cennete koydu. Melaikeler, cennetteki melaikeler geldiler Adem Aleyhisselam'a, dediler ki bu ağaçta bir şey yemeyeceksin. Sakın bu ağaçta bir şey yeme. Evet. Tamam dedi. Tabi bir müddet Adem Aleyhisselam'la Hava anamız cennetten kaldı. Şeytan ne yaptı? Geldi, dolaştı, o yani bu yani nasıl cennete gireceğimi hesap yaptı. Düttü, yılanın karnına girdi. Allah Allah. Tavus kuşu ile beraber cennete girdi. Cennete girdikten sonra tabi Cenab-ı Allah düttü yılana beddua yaptı. Yılanın şimdi ayakları karnındadır. Yerde sürünüyor yani. Cenab-ı Allah dedi yerde sürüneceksin kıyamete kadar. Aynen. Şeytan Adem Aleyhisselam'ın peşine düştü. Dedi gel şu ağaçta güzel meyve var. Bu meyveden ye. Rahatlarsın. Etti etmedi. Adem Aleyhisselam'ı yola getirmedi. Baştan çıkarmadı. En sonunda Hava anamıza yaklaştı. Evet. Hava anamıza yaklaşınca dedi Hava bu ağaç dedi çok güzel bir meyve veriyor. Sen yetiş. Bu meyveden Adem Aleyhisselam'la beraber yiyin. Çok güzel lezzeti var. Hava anamız tabi o zaman Adem Aleyhisselam'a geldi. Dedi ya Adem dedi bu ağaçta niye meyve yemeyelim? Ya dedi Cenab-ı Allah bize yasak etmiş. Etme eyleme. Yemeyelim. Hava anamız tabi Adem Aleyhisselam'ı kandırdı. O ağaçtan meyve yediler. Cenab-ı Allah Adem Aleyhisselam şişti. Allah dışarı Allah. Çıkacak hali kalmadı. Cenab-ı Allah ne yaptı? Yani. Tabii şişti. Cenab-ı Allah o zaman tuttu Adem Aleyhisselam'la Hava anamızı dünya yüzüne attı. Bir rivayete göre diyor ki biri şarkta biri kartta. Birbirlerini aramaya başladılar. Arayınca Adem Aleyhisselam başını secdeye koydu. O kadar ağladı ki gözyaşlarında gölcükler su topladı. Kuşlar geldi o sudan içtiler. Allah Allah. O gözyaşların yanında da ot bitti. En sonunda Adem Aleyhisselam başını kaldırdı, semaya baktı. Semada bir yazı gördü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah gördü. Dedi ya Rabbi dedi beni o yanındaki isime bağışla. O zaman Cenab-ı Allah tuttu. Adem Aleyhisselam'ı bağışladı, affetti. Tabi Adem Aleyhisselam'la Hava anamız birbirlerini aradılar. Adem Aleyhisselam gece arıyordu, Hava anamız gece gündüz arıyordu. En sonunda geldiler Arafat Dağı'nda buluştular tabi orada. Allah. Allah tarafında. Orada buluştular. Orada buluşunca rahatlandılar tabi Adem Aleyhisselam. Çocukları oldu. Bir kızı oluyordu, peşinden bir oğlan oluyordu. İkiz yani. Evet, dütüyordu ki o kızı öbür oğluna veriyordu. Öbür kızını da o öbür oğluna veriyordu. En sonunda iki oğlu bir kız kardeşi için kavga ettiler. Habil'le Kabil. Kabil dedi ben alacağım, Habil dedi ben alacağım dedi. Evet. Bunlar anlaşamadılar. Kabil vurdu Habil'i ve öldürdü. Sırtında gezdirdi, dolaştı. Ne yapacağını şaşırdı. En sonunda baktı ki bir tane karga yavrusu ölmüş. Geldi karşıda kondu, yeri eşti. Oraya gömdü. Ha dedi ben buldum dedi. Mezar da o zaman Allah Allah. Cenab-ı Allah şey yaptı. İlk olarak göstermiş. İlk olarak Habil'den Kabil'den oldu. Evet. Ondan sonra bunlar öyle yaptıktan sonra bunu defnettikten sonra tabi arada zaman geçiyor. Kurban meselesine gelelim şimdi. Kurban nasıl icat oldu, nasıl meydana geldi? Habil en güzel hayvanını süsledi. En seçkinini aldı getirdi. Habil de gitti en zayıfı, en kötüsünü getirdi. Cenab-ı Allah dedi bakalım hangisini kabul edecek. Getirdiler. Kabil'in kurbanı kabul olmadı, Habil'in kurbanı kabul oldu. Kurban o zaman icat oldu.
Habil'le Kabil'den kurban da evet, o zaman. Evet. Su alırsınız hocam. Hocam Allah razı olsun bir giriş yaptınız. Ruh nedir? İlk yaratılan ruh nedir? İlk yaratılan nur nedir? Bu ikisini de burada açıklamış olduk. Evet. Allah razı olsun. Devam edelim hocam. Olur. Neden cennette ben öyle kalmış aklımda anladığım kadarıyla evet. Peygamberler tarihinde okumuştum ondan sonra. La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazılı. La ilahe